Ya ben onu biz yani, deprem açık, konuşmuyoruz. Biz yani Kızıl Elma var, Milli Muharip Uçak var, TOG evet. var. Şimdi borular döşendi, Karadeniz gazı çıktı çıkacak. İnanılmaz bir olay. Biz bunları tartışamıyoruz, konuşamıyoruz. Ama niye konuşamıyoruz? Şimdi Sayın Akşener meclis kürsüsünden bir avuç şey yapıyor. Ben bir şey sorabilir miyim? Türkiye ilginç bir ülke. Muvazzaf bir polisin dünyanın en büyük ülkelerinden birisinin büyük elçisini beylik silahıyla vurduğu bir ülke burası. Karlov cinayeti. Biz 15 Temmuz'dan evvel Meral Akşener'i yurtta sulh çağında sulh, yurtta sulh çağında sulh, yurtta sulh çağında sulh diye gezerken hatırlıyoruz. 15 Temmuz'dan birkaç hafta evvel. Yurtta sulh çağında sulh. Akabinde bu yurtta sulh lafını biz 15 Temmuz gecesi yurtta sulh komitesi olarak duyduk. Biz Meral Akşener'i çok ilginç hamlelerle gördük. Ve Ümit Özdağ'ın bir iddiası var. Bu parti FETÖ'cüler tarafından teslim alındı diyor. Ben bilmiyorum. Şimdi bu adamlar uçak biletlerini aldıkları şu demde ortalık yerde biz dönecek miyiz acaba, dönmeyecek miyiz hesapları yapıyorken ciddi ciddi tehdit ediyorlar. Her gün sizi kim bilir kaç kere tehdit ediyorlar günde. Seni kaç kere, beni kaç kere. Her gün yargılanacaksınız. Guantanamo'ya atılacaksınız. Fiji'ye gönderileceksiniz. Bunlar gibi onlarca şey. Ben beceremem. Bunlar gibi yani bir Diyarbakır cezaevinde gezdik. Ben bir gelip çıktım gezdik. Çünkü yani o yüzden sizlere bakmayın. Diyarbakır cezaevinde gezdik şöyle bir. Hafakanlar bastı bana. Şimdi böyle bir demde Meral Akşener gibi yurtta sulh çağında sulh siyasetçisinin çıkarak tam bu seçim deminde batırdıkları, mahvettikleri bu seçim deminde bu süreçte mecliste yere kurşun atması normal midir ya? Bak demin yaptığım analizler o konuda ısrar ediyor. Hocam siz şey diyorsunuz o zaman. Yani The Economist hani böyle şifre veriyor ya kapaklarında. En sonunda Erdoğan kazanacak demiş. 44. Yani öyle bir şey mi söylemek istiyorsunuz? Yani aslında bunun içinde bir şifre mi var demek istiyorsunuz? Bunun içinde bir mesaj, gizli bir mesaj mı ya var? Ya ben başbakan olacağım diyor ya. Yani seni kim başbakan yapacak sorusunun bir cevabı yoktu ya. Evet. Yurtta sulh çağında sulh diyordu ondan sonra. Ya bu mermiyi atarken de acaba yurtta sulh çağında sulh der gibi mi atıyor diyorum. Hocam dinleyen söyleyenden arif gerek. Bundan daha açık söylemem. Ey izleyen. Yani Meral Akşener'in bugünkü konuşmasında PKK, FETÖ, bu terör örgütlerini kullanan emperyal güç açıkça suçlanıyor Meral Akşener tarafından. Hatta bu güç beni hedef alıyor demek istiyor. Cümleyi tam kuramıyor, isimlerini söyleyemiyor. Ha sen daha masum bir yerden okuyorsun. Hayır hayır. Masum bir yerden değil de şöyle bir şey demek istiyorum ben. Ya bir de şu da olabilir. Bak bu komplo teorisine şunu da ekleyebiliriz. Ama şimdi acaba buna sen böyle ortaya karışık bir şey yap. İşte hem FETÖ'yü suçla hem PKK'yı suçla ama isimlerini kullanma. FETÖ'nün PKK'nın işlediği bütün suçları, cinayetleri, katliamları, ihanetleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptırmış gibi bir saçmalık sergile. Hı hı. Böyle bir ortaya karışık bir şey yap bakalım nasıl bir tartışılacağız. Zaten yani kimse bizi kale almıyor. Tartışılmıyoruz. HDP'li sırrı sakık çıkmış. Biz Kılıçdaroğlu'yla anlaştık. Cezaevindeki tüm PKK'lılar serbest bırakılacak filan diyor. Mesela tutup Meral Akşener'in buna cevap verebilme ihtimali var mı? İhtimalini ben hiçbir vermedim. Şeyden korkmam. Kurşunlar beni vazgeçiremez filan. Hadi sırrı sakığa söyle bir şey. Ey sırrı sakık. Ey PKK. Hitap edemez. Doğrudan hedef alıp söyleyemez. Bugünkü grup toplantısında söyleyemediği gibi. Ama benim farklı bir fikrim var. Nedir? Yani şimdi söylemleri yani o an kurşunları atarkenki söylemleriyle birleşti. Ama o anki. Evet. Hepsini değil. Şimdi kurşunları atmak ne demek biliyor musunuz? Ne savaş demek? Dursun demek. Aa. Tabii. Açar mısın? Öyle bir anlamı da mı var? Evet. Bakın hiç düşünmediğim nerede, hangi kültürde? Yani bu... Genel bir yaklaşım. Genel bir yaklaşım tabii ki yani. Kurşunları yere atmak. Ha, sembol dili olarak evet, mı söylüyorsun? Silahı yere atmak. Mesela Güneydoğu'da böyledir. Eğer birisi silahını yere atıyorsa, kurşunlarını yere atıyorsa ben savaşmayacağım demektir. Savaşı bıraktım ya da savaşmayacağım demektir. Savaş yani aradaki mesela iki kişi bir kan davalı. Bunu yaşadığım için söylüyorum. Gelip bir tanesi silahını yere yani işte oraya atarsa, üstündeki mermileri çıkarıp oraya atarsa
Bu ben savaşmayacağım demektir. Ben sizinle çatışmayacağım demektir. Kime diyor bunu? Meral Hanım'ın karşı tarafa. Karşı taraf neresi? Anladın mı? Meral Hanım barış. Ona göre karşı taraf Tayyip Erdoğan. Şimdi bir dakika. Hayır, Meral Hanım'ın sözleri başka ama yani. Şimdi bir dakika. Barışalım diyerek atmıyor şimdi, yani. Şimdi bir dakika. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'na da yükleniyor. Ama benim kanaatim sembol dili olarak da savaş dursun demekti bu. Yani bakın bunu nasıl yorumlarsanız yorumlayın. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'yla sıcak bir çatışma halinde değil zaten, kimse olamaz. Sürekli suçluyor. Bir de... Ama bir dakika. Ama bir diplomatik siyasi bir savaş içerisindeler. Yani parti yöneticileri birbirleriyle bu anlamda siyasi bir rekabet, siyasi bir mücadele içerisindeler. Dolayısıyla bu kurşunların adresi, kurşun atmanın üzerinden verilen mesajın adresi Sayın Cumhurbaşkanı olamaz. Bu PKK olur. PKK'ya mı? Yani size, benim anladığım o. Size teslim oldum mu diyor? Hayır, ben yani savaş dursun. Ne savaşı hocam? Terörle savaş yapmıyoruz ki biz. Mücadele ediyoruz. İki bakın, denk gücün burada savaş dursun lafını kim kullanıyor? PKK kullanıyor. Yani işte. Bence burada dolaylı olarak Kandil'e bir mesaj veriyor yani. Hani tamam dursun, mücadele bugün... dursun, terörle mücadele dursun, askerler çekilsinin bir anlamda sembolik şimdi olarak da ifadesi olarak... PKK ile başlarından beri bugün ortak liste yapın diye talimat gönderdi mesela muhalefet. Serkan masası. Serkan Bey bir şey anlatacağım müsaadenizle. Yani dolayısıyla işin bir de bu yönü var. Güngör Bey'i bir dinleyelim. Ben şimdi bu kurşun olayıyla ilgili farklı bir şey söyleyeceğim. Bugün Meral Akşener Sinan Ateş'ten de söz etti. Ülke Ocakları eski genel başkanı Ankara'da. O da biliyorsunuz kurşunların hedefi oldu. Hedefi oldu. Şimdi büyük fotoğrafa bakmamız lazım. Ben akşamdan beri bunu anlatmak istiyorum. Acaba işte meclis kürsüsünde bunu gündeme gelmesi ve suikastlere giden insanların bugün konuşmada anılması. Sinan Ateş de anıldı. Az önce Gaffar Okanlar, Uğur Mumcular, Alice Özdemirler anıldı. Şimdi Sinan Ateş olayı Türkiye'de fazla konuşulmuyor. İleride savcılar bunu aydınlatıldığında MHP'nin buna mesafeli duruşunun nedeni de bu. Daha bir gri alan var. Netleştiğinde biz vay be bunun arkasında bu da mı varmış deme ihtimalimiz çok yüksek. Doğru söylüyorsun. Tam seçim şeyine gelirken çünkü 14 Mayıs'ta seçimin olacağını bu erkler yani bu güçler biliyorlardı gelirken Türkiye'yi böyle siyasi zeminde önemli aktörlerin çatıştığı, öldürüldüğü bir zemine çekmek istiyorlar. Çünkü seçim güvenliği çok önemli. Artı bunun üzerine de biz acı bir afet ve deprem yaşadık. Yani bir zorlu bir seçim sürecine gireceğiz. Meral Akşener gibi bir ismin, yani devletin bazı birimlerinde çalışmış, devletin işini bilen bir ismin bu gördüğünüz kareye, bu gördüğünüz psikolojiye girmesi adeta bir mayın gibi. Bir el bombası, el bombası gibi. Ben az önce iki dilimde anlatmaya çalıştım. Örneğin ben Yunanistan'ım. Belki biraz bu ara yani sular duruldu gibi görüşüyorum. Ya da Türkiye'yle hesap olan bir terör örgütüyüm. Türkiye benim çok canımı yaktı. Ben iki tane manyağı gönderirim Türkiye'ye bir şekilde. Ya da Türkiye'de uyuyan hücrelerimi harekete geçiririm. Bugün toplumun önde giden isim vermiyorum. Toplumda tam böyle siyasi aktör gündemde olan kişi ve kurumlara ya da mitinglere, etkinliklere, siyasi sürece saldırılar var. Bunun hemen bir karşıtlığı da gelir. Bakın bugün Meral Hanım karşıtlıktan söz ediyor. Karşı cepheden beni durduramazsınız diyor. Benim üstüme geliyorsunuz diyor. Bunun siyasetin sahnesinden, siyaset senaryolarından çıkması gerektiğini düşünen bir gazeteciyim. Taceddin Hocam zaman zaman yazıyor, Serkan Bey zaman zaman yapıyor, Eray Bey yayınlarda bu güvenlik başlıklarını atıyor. Biz bundan dağlarda PKK'lı kalmadı işte 50-60 tane kaldı hareket etmiyorlar diye. Sınırlarımızdan Milli Savunma Bakanı açıldı, kimseyi geçirmiyoruz. Görüntülerle veriyor yani güvenlik başlıklarında. Ama farklı bir yere gelebiliriz ve bunu durduramazsınız. Yani bunun durması çok... Örnek vereyim, Hendek olayları yani Çukur vakaları hala hafızamızda. Türkiye bir barış süreci açalım ya da farklı bakış açılarıyla bir sürece girdi. Bu sürecin sonucunda biz sokakların kazıldığını, devlet otoritesinin zayıflatılmaya çalışıldığını gördük. Ve bunu düzeltmek için devlet otoritesi buradadır, Türkiye Cumhuriyeti devleti buradadır demek 700 küsür tane kahramanımızı yerine koyamayacak özel polis ve askerimizi şehit etmek zorunda kaldık. Ben bu uyarıyı yapmayı, keşke siyaset kurumu yapsa bu sağduyu. Keşke oradaki aktörler şimdi, yapsa bir ben demin bakayım. Söyledim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz
bildirimleri açabilirsiniz.